şimdi ne yapması gerektiğini bilen bir kadınım. Ancak bu Cengiz, o lanet, o şerefsiz, o ahlaksız Cengiz bana büyü yapmış Ayşe ulanım. Hocam bana büyü yapıldı. Yani büyü insan hayatında maalesef oluyor ama bunu tasvip etmesek de bile oluyor ama yani nereden biliyorsunuz siz? Büyü yaptığını nereden biliyorsunuz? Hocam bana büyü yapıldı. Yapıldı hocam kim bana söyledi? Büyü yapıldı. Kim söyledi? Büyü yaptığını kim söyledi? Hocam onu konuşmak istemiyorum ama bana büyü yapıldı. Ama yani ben şimdi sağlıklı bir şeyle baktığım zaman objektif olarak şimdi birazdan Cengiz'e de bağlanmak isterim. Yani Cengiz'le evet, evet. Arasın bir konuşalım. Hayır Şahin ama hocam konuşalım. Siz bu tavrınızla Cengiz'i haydi haydi evden uzaklaşmışsınız ama 10 tane daha evden uzaklaşırsınız bu tavır çünkü sert bir tavır. Aşk olsun yani hocam size. Yani Cengiz'e şerefsiz diyorsunuz. Yani Cengiz... Hocam bana büyü yapıldı. Evet. Bana büyü yapıldı hocam. Hocam bakın ben bütün zarafet konularında elimden gelen özeni gösteren bir insanım. Kişisel hijyenime dikkat ederim. Kaşlarımı alırım. Rujumu sürerim. Parfümünü sıkarım. Bunların hepsini yapan bir insanım. Ama hocam bana büyü yapıldı. Evet. Bana büyü yapıldı. Evde toynak buldum hocam, toynak. Kötü bir şey tabii. Yani o tür şeyleri bulmak yani bunlar bana reva mı hocam? Şimdi ben sizin ben size şunu söyleyeyim. Gördüm de ben neler yaşadım. Benim başıma gelmeyen yeri kalmadı hocam da ben de bulmadım hocam yani. Bana büyü yapıldı. Hallederiz, büyü yapıldıysa çözeriz. Hem size yardımcı oluruz, o konuda yol gösteririz hocam, inşallah. Hocam bakın, hatta mı? Alo. Cengiz! Evet. Cengiz senin annem Allah seni şeref seni Allah Cengiz. Konuş bakalım hocam burada. Konuşacağım tabii. Ben yaptığım büyüleri anlat bakalım teker teker konuş hadi bakalım. Ben mi yapacağım büyü sana? Ben mi yapacağım büyü Cengiz, sana? Cengiz nasılsın? Hocam hiç iyi değilim. Hiç iyi merhaba, değilim. Merhaba, iyi misin? Değilim diyorum ya. Nedir bu problem? Hocam bakınız öncelikle problem değil problem. Bunu açıkça konuşalım. Ne alakası var? Ne alakası var onunla? Neyin ne alakası var? Gerizekalı, dikkatli konuşmak lazım. Ben gerçekten bak. Cengiz sen rahat ol. Ben, tamam. Ben hocam, zor da olsa ya. Zor da olsa ben inşallah yatıştıracağım. Biraz mesai vereceğim ama bu işi buradan halledeceğim ama hocam, sana da mesai harcamak lazım. Hocam, bu yuvayı kurtarmak gerekir. Hocam hala kurtarmayalım. Ne olursun ben onu kurtarmayalım yuvayı. Ben onu istihar ederim. Ben onu kuzu hocam, gibi yaparım. Hocam bakın ben ama sizden başlayacağız. Önce sizden başlayacağız. Lütfen. Hocam bu Cengiz'i meheletelim. Bu yuvayı kurtarırız ki ben bir misyon elde ettim. Hocam yuvayı dişe koş yapalım. Hocam yuvayı şey kurtarmayalım. Size. Hocam yuvayı dişe koş yapmayalım. Elbette ki dişe koş. Yani orası muharikak Cengiz. Ya konuş oradan muharikak. Yuvayı dişe koş yapar hocam. Cengiz. Efendim. Allah senin bildiği gibi yapsın. Sen Allah. Seni yaptın Allah. Hemen eve gel. Konuşma lan oradan. Hemen eve gel ne olursun. Gelmem lan eve. Ama bakın ben size şunu söyleyeyim. Bazı kimseler sakin bir şekilde beni dinlerseniz şunu söyleyeyim sakin ben size. Bazı kimseler yani, bazı karı koca muhabbetlerinde hocam. Olur sıkıntı olabilir. Karı koca arasında dertler olabilir. Ama bu dertler, bu sıkıntıları evet. Gidermek için ağır ithamlarda bulunmamak lazım. Bununla birlikte yüz göz olacak ya, ifadeler hocam, hiç kullanmamak lazım. Hocam ne diyorsun hocam ya? Bizim derdimiz başımıza ben. Her iki aileyi hocam. En ufak bir tartışmada bir araya getirmeyin. Evet hocam doğru bu sağlıklı bir sen olay de değildir. Sen de haklısın. Sen Cengiz. Sana tu. Cengiz Allah yardımcın olsun yavrum. Olun, Allah yardımcın hocam, olsun. Hocam aşkım benim Allah yanımda mı sen Cengiz'in yanında mısın sen de? Ben ona da söylüyorum, sana da söylüyorum. Her ikinizin Allah yardımcısı olsun. Hocam, bayağı bir sıkıntınız var, probleminiz Ayşe, var. Hocam problem değil. Hocam ben bunu şahidim. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Doğru ben arkamdan evi işte okudum. Hep büyüleri beraber bulduk. Büyüden dolayı dengesiz oldum. Sinirlendim böyle şerefsiz seni. Aman. Sen şey yaptın be. Gözlerimizle gördük hala inkar ediyorsun. Toynak çıktı toynak. Toynak. Seni buraya getiren arkadaşlar beni bağlayarak arkadaşlarla uğraşacağız. Utanacaksın sen. Ben eğer gerçekten bu işin doğru varsa onu yuvasına öyle bir bağlarım ki. Onu öyle bir getiririm ki. Cengiz seni bağlatıyoruz. Ya git bir yerden titriyor hocam. Bu hale geldin hiç duramıyor yerinde. Dört dörtlük bir kadın ya. Çoluğundan çocuğu var. Yuvayı yemesin de içmesin de. Önce bu yuvayı düzeltmek için buradan başlayacağız. Ayşegül Hanım Allah belanı versin. Başlayacağız. Hocam beni düzeltelim. Çünkü belli ki alo. Sinir sistemleri büyülerden dolayı sinirlerim olsa bozulmuş. Hocam sinirlerim altı. Biraz da takıntılarım var. Büyüdüğümde takıntılarım var. Takıntılarım var. Hocam takıntılıyım. Geçer. Rahat ol. Bak Cengiz Ayşegül Hanım ya. Allah belanı versin Ayşegül Hanım.